Öznur Küçüker Sirene Barış Odaklı Vizyonun Temsilcisi Türkiye Fransız Devlet Kanalı Frans 24'ün Türkiye'yi mercek altına aldığı Cumhurbaşkanı Erdoğan bütün cephelerde başlıklı programda çarpıcı tespitlerde bulunuldu. Programın tanıtımında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini dünya sahnesinde önemli bir aktör olarak kabul ettirdiği, çatışma nerede olursa olsun Suriye'de, Libya'da, Ermenistan'da veya Ukrayna'da, anahtar veya çözümün Recep Tayyip Erdoğan'da olduğu belirtildi. Ayrıca Erdoğan'ın 20 yıl içinde ülkesini yeniden uluslararası denklemin merkezine yerleştirdiğine de vurgu yapıldı. Peki Türkiye'yi batı gündeminde bu kadar popüler kılan ne? Dış siyasetteki gelişmeleri biraz incelediğimizde bunun nedenini anlamak hiç de zor değil. Türkiye'nin başarısını sadece Şangay Beşlisi'nden Birleşmiş Milletler kürsüsüne kadar bütün masalarda bulunuyor çıkarımıyla açıklamak mümkün değil. Türkiye ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın New York'taki konuşmasında da belirttiği gibi dış politikada barış odaklı bir vizyonun da temsilcisi haline gelmiş durumda. Eski Pentagon Müsteşarı Dov es Zakim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Nobel Barış Ödülüne aday gösterilmeyi hak ettiğini boşuna belirtmemişti. Ukrayna ve Rusya arasında savaş oluyor, Türkiye en başarılı ara buluculuk görevini üstleniyor. Bütün dünyayı yakından ilgilendiren tahıl krizine çare buluyor, dünyayı açlıktan kurtarıyor. Libya'daki siyasi istikrarsızlık sürerken, Türkiye Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamit Bey ile, rakibi Libya İstikrar Hükümeti Başbakanı Fethi Başa'yı bir araya getirerek, bir kez daha ara buluculuk gerçekleştiriyor. Azerbaycanla Ermenistan arasında çatışmalar yeniden başlıyor. Türkiye ne diyecek diye bütün gözler ona çevriliyor. Kaldı ki çatışmalar tekrar alevlenmeden önce 30 yıldır süre gelen Karabağ sorununun çözümüne, Azerbaycan'a verdiği destekle katkıda bulunan Türkiye, Ermenistan'la da ilişkilerini normalleştirmek için attığı adımlarla bölgede tekrar barışın tesis edilmesi için büyük çaba sarf etmişti. Keza Suriye'de de 2011 yılından beri süre gelen iç savaşın sonuçlarından en çok etkilenen ülke olmasına rağmen Türkiye, Batı ülkelerinin aksine merhametli olmayı tercih ederek milyonlarca mülteciye kanat açtı. Birleşmiş Milletler'in başarılı olamadığı bir başka sorun olan Suriye meselesine çözüm getirmek için Rusya ve İran'la birlikte Astana sürecine müdahil oldu. Bütün bunlar yetmezmiş gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan Filistin'den Birmanya'ya kadar dünyada ezilen, sesi çıkmayan, baskı gören bütün Müslümanlara da ses ve nefes oldu. Türkiye'nin etkili girişimleriyle Birleşmiş Milletler Yeni Zelanda'daki camilere yapılan terör saldırılarının gerçekleştirildiği 15 Mart gününü Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Günü olarak ilan etti. Türkiye dünyada barış ve istikrar için bu kadar çabalamasına rağmen maalesef bütün ülkeler aynı tutum içinde değiller. Sözde demokrasi ve insan hakları konusunda en çok ders veren ülkelerden biri olan Amerika, attığı adımlarla adeta Türkiye'nin çevresini dört cepheden kuşatıyor. Yunanistan'la askeri işbirliğini güçlendiriyor, Dede Ağaç Limanı'nın bir deniz üstüne çevrilmesini, büyük savaş gemilerini barındırabilecek şekilde genişletilmesini planlıyor, Ermenistan'a Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'yi yollayıp bölgedeki huzursuzluğu kızıştırıyor, Güney Kıbrıs Rum yönetimine silah ambargosunu tamamen kaldırıyor, kısaca Amerika bölgedeki varlığını artırarak aklınca hem Rusya'ya hem de Türkiye'ye gözdağı vermeye çalışıyor. Türkiye'nin bu süreçte karşı planlarının olmadığını düşünmek hata olur. Cumhurbaşkanı Erdoğan artık her eylem ve söyleminde Türkiye'nin bağımsız bir ülke olduğunu bir kez daha hatırlatıyor. 52 yıldır Türkiye'yi oyalayan AB'nin ondan hesap soramayacağını, Türkiye'nin ne tam olarak doğuya ne de batıya ait olduğunu, ülkenin biriyle görüşürken başkalarının iznini almayacağını gayet açık bir dille ifade ediyor. Bu özgüven ve dik duruş Türk milletine de cesaret ve gurur veriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünyada yürüttüğü barış odaklı başarılı denge politikasının Avrupalılarda bile hayranlık uyandırdığını rahatça söyleyebilirim. Avrupalı liderlerin Rusya'ya karşı yürüttükleri düşmanca politikalar nedeniyle bu kış Avrupa enerji kriziyle sarsılacağı, Türkiye ise bu krizi fırsata çevirerek gücüne güç katacağı benziyor. Bakalım bu kıştan sonra yaz güneşi Nerede parlayacak? Öznür Küçük Ersilene Diriliş Postası. Salih Tuna. Memleket ne hale geldi? Eskiden 70 sente muhtaç ülkeler varken bizim Merkez Bankamız ağzına kadar doluydu. Milyar dolarlarımızı koyacak kasa bulamazdık o derece. Çok da cömerttik. Herkese yardım elini uzatırdık. Hiç unutmam bir defasında Ukrayna'ya İHA hibe etmiştik. Şimdi öyle mi ya? Herkese el avuç açıp dileniyoruz. Eskiden IMF'ye borç veriyorduk. Şimdiki gibi isterseniz meclisten bir gecede 20 yasa çıkartırız. Siz yeter ki 1 milyar dolar kredi verin diye yalvarmıyorduk. E tabi eskiden tam bağımsız Türkiye ideali için gözünü kırpmadan canını verecek Kemal Dervişlerimiz vardı. Güneydoğu Anadolu'dan toprak satalım, borçlarımızı ödeyelim diyerek her soruna çözüm üreten Cem Boyner gibi iş adamı liberal siyasetçilerimiz vardı. Eskiden hukukun üstünlüğü, adalet vardı. Yargıçlar şimdiki gibi marangoz imamlardan aldıkları direktiflerle hüküm vermezlerdi. Her şey eskiden güllük gülistanlıktı. Yediğimiz önümüzde, yemediğimiz ardımızdaydı. Şimdi ise millet aç aç. Eskiden şehir hastanelerimiz vardı. Şimdiki gibi hastalar hastanede rehin kalmazdı. Eskiden yollar caddeler, süt dök yala misali tertemizdi. Dağısı 30 bin kilometre bölünmüş yol vardı. Şimdi bu 6 e düştü. Otoyol uzunluğu da 3532 kilometreydi. Şimdi elimizde üçte biri kaldı. AKP yolları yedi bitirdi. Eskiden 466 tünel vardı. Şimdi çoğu gitti. Sadece 83'ü kaldı. AKP tünellerimizi Katarlılara sattı. Eskiden Osman Gazi'den Adıyaman Nisibi'ye kadar her tarafta köprülerimiz, Avrasya'dan Sabuncu Beli'ne kadar da tünellerimiz vardı. Şimdi doğru dürüst tünel köprü kalmadı. Eskiden hızlı trenlerimiz, 8453 kilometrelik elektrikli ve sinyalli hatlarımız vardı. Şimdi Kara Trenden başka bir şeyimiz yok. Eskiden 930 barajımız vardı. Şimdi 276 barajımız var. AKP barajlarımızın 3'te ikisini içti, kuruttu. Eskiden 57 havaalanımız vardı. 26 tanesi kaldı. Tersane sayımız da eskiden 84'te 37'ye indi. Eskiden atık su arıtma tesisleri 1176 idi. Hepsi yok oldu. Sadece 145'i kaldı. Eskiden TOKİ 1 milyon 100 bin konut yapmıştı. Şimdi yan gelip yatıyorlar da diyemeyiz. Bizzat TOKİ yok. Eskiden her şehrimizde millet parklarımız, dahi yetiştiren okullarımız, üniversitelerimiz vardı. Her sene birkaç daldan Nobel alıyorduk. Eskiden uzay çalışmalarımız bile vardı. Uydu fırlatıyor, aya çıkmayı planlıyorduk. AKP yüzünden şimdi herkes aya biz yaya kaldık. Eskiden deprem olunca devlet hemen yaraları sarmaya çalışır, yeni konutlar yapardı. Şimdi deprem olunca devleti ara ki bulasın, adeta enkazın altında kalıyor. Eskiden insansız hava araçları yapardık, denizaltılarımız, yerli tanklarımız vardı. Şimdi ise bekliyoruz, İsrail'den satın alabilirsek insansız hava aracı sahibi olacağız. Eskiden petrol bulur kuyu açardık, şimdi bulduğumuz petrol kuyularının üzerine beton döküp kapatıyoruz. Eskiden kimse kimsenin yaşam tarzına karışmaz, kimsecikler başörtüsünden ötürü okuldan atılmazdı. Hiçbir hastanede de başörtülü olduğu için hastaya bakmayan doktora rastlanmazdı. Zaten şimdiki gibi kurban bayramı da hac mevsimine denk getirilerek İrtica hortlatılmazdı. Eskiden Amerika'ya bile haddini bildirirdik. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Bahar Kalkanı, Pençe Kilit operasyonuyla Amerika'nın kara ordumuz dediği teröristleri bozguna uğratırdık. Şimdi elimiz kolumuz bağlı. Amerika öksürse nezle oluyoruz. Eskiden milli gelirimiz 1 trilyon sınırına dayanmıştı. Şimdi 238 milyar dolar. AKP memleketi ne hale getirdi? Mesela CHP milletvekili Gürsel Tekin dostumuzun iddialara göre eskiden 268 dairesi, triplex villası, 8 akaryakıt istasyonu, 11 temizlik ihalesi olan şirketi vardı. Şimdi ise CHP genel merkezinde çaycılık yapan bir garibandan başka bir şey değil. Yazıkla memleket ne hale geldi? Salih Tuna sabah.